gelin arkadaşlar. Bu son derece önemli sınavı hepiniz başarıyla geçtiniz, Peter hariç. Yani hiçbiriniz bu yolu tekrar etme durumunda değilsiniz. Peter hariç. Ama ben bütün sorulara cevap verdim. Evet, ama doğru cevapları vermemişsin. Rende yazar mısınız şeklindeki soruya senin cevabın hayır. Unutmayın, öğle tatilinden sonra sınav var, matematik. Çıkabilirsiniz. Peter hariç. Ama Bayan Creature, bugün turta günü. Sınıfta kalıp çalışman gerekiyor. Arkadaşların turtanı getirir. Merak etme, sana turta getireceğiz. Ayrıca sınavı geçmen için iyi bir plan yapacağız. Benim aklımda zaten bir şey var. Paul kesinlikle işe yarayacağını söylüyor. Tamam, biz garantiye alalım. Ben bir B planı yaparım. Bu arada seninki C planı. Pieface'in bu sınavdan geçmesine imkan yok. Bu gidişle onu ana sınıfına geri gönderecekler. Evet arkadaşlar, bugün patates baskısı yapacağız. Hayır Paul! Geçmek için en iyi şansı Bayan Creature'la ders çalışması. Hem bir planı olduğunu söyledi. Kafası biraz tuhaf çalışıyor ama yine de çalışıyor. Bunu göze alamayız. Keşke babası dahi bir bilim insanı olan birini tanısaydık. Babama gitmek iyi bir fikir olsa bile ki değil... Pieface'i sınıftan nasıl çıkaracağız? Ne? Bayan Creature, Pieface'i turta getirdim de. Turtanı alabilirsin Peter. Sınıfta şapkayla oturulmaz Peter. Lütfen çıkarır mısın? Teşekkür ederim. Evet. Turta seven çocuğun matematik sınavından geçmesine yardım etmenin bir yolu var. Harika. Öğle tatilinde kendi sınıfında öğretmeniyle birlikte konuları tekrar etsin. Bunu daha önce söyleyen biri oldu. Üstelik o zaman hala mümkündü. Bize garantili bir çözüm lazım. Pieface sınıf tekrarına kalırsa dağılırız. Benim bir planım var. Büyük bir planımız olmalı. Mesela uzun menzilli bir kalem veya matematiği iyi bilen bir kağıt. Veya akıl takası makinesi. Veya akıl takası öyle bir şey mi var? Bakalım var mı? Hemen küçük arkadaşıma sorayım. İşte karşınızda Profesör Hamster. Baba. Bu akıl takası makinesini geliştirdim çünkü devre kartlarını düzenlerken hamster'ın küçük elleri çok işime yarıyor. Öyleyse Pieface'in aklını matematiği iyi bilen birinin aklıyla değiştirmek yetecek. Size bütün matematik diplomalarımı gösterebilirim ama ne yazık ki hepsini kemirdim ve kış için yanaklarıma depoladım. Eyvah, kafesini kilitlemeyi unuttum. Bedenim geri dön. Benim için bunlara gerek yok. Benim bir planım var. Evet ama benim planım daha iyi. Senin beynini profesörünkiyle değiştireceğiz. Her şey yolunda gidecek. İmdat! Bedenim tünel kazıp kaçmaya çalışıyor. Turta. Başlıyoruz. Gel Paul. Bu havalı miğferi sen de dene. Bakalım hoşuna gidecek mi? Beklenmedik tuhaf patatesimsi bir şey hissediyorum. Toprakla bütünleşmiş gibiyim. Yanımda nefis bezelyeler ve rendelenmiş peynir olmalı. Bir yanlışlık oldu, hemen düzeltelim. Hayır dur, böylesi daha iyi. Bayan Creature Pieface'in tuhaf bir aksanla konuştuğunu fark ederdi ama... Yani tuhaf bir aksanla konuşan patates normal bir şey mi? Kim tuhaf bir aksanla konuşuyor? Şimdi Profesör Pieface'in sırasına oturup Paul'muş gibi sınavına yardım edebilir, değil mi? Sonra da patates olmanın nasıl bir his olduğu hakkında bir makale yazıp akademik başarı elde edebilirim. Gidelim, öğle tatili bitiyor. (16 × 3 = 48 eder. Of, bu sorular o kadar kolay ki. Pieface kopya çekiyor. Patatesin içine bir tür verici yerleştirmiş olmalı. Yok öyle bir şey Walter. Patatesin cevapları söylediğini duydum. Patatesler konuşamaz Walter. Bunu yıllardır Peter'a öğretmeye çalışıyorum. Aslında ben o kağıt topunu konuşmayı kesmem için mi attın Deniz? Ben kağıt topu filan atmadım. Ama atmış olsaydım konuşmayı kes anlamına gelirdi, evet. Ah, 2 × 24 = 48 eder. Pieface, sen kendi planını uygula. Başarabilirsin.
Bence çok iyi geçti. Gördün mü? Planımın işe yarayacağını söylemiştim. Hayır, senin planın değil. Patates profesör sınavın yarısında uyuyakaldı. Ne? Kendimi tutamadım. Sınav o kadar kolaydı ki sıkıldım. Ayrıca karbonhidratlar bana uyku veriyor. Şimdi içim dışım karbonhidrat dolu. Nasher, atla ve yuvardan. Dokunursanız patatesin işi biter. Bu patatesin sana cevapları söylediğini biliyorum. Nasıl yaptığını mutlaka ortaya çıkaracağım. Patatesin derhal. Baba mı? Koş, koş, koş. Hayır. Aferin köpek. Şimdi lütfen dişlerini profesörün beyninden çeker misin? Patates baba nerede? Ben orta yaşlı, akademik ödüllü bir bilim insanının bedenine hapsolmuş bir patates olsaydım büyük ihtimalle... Ben nerede olabileceğini biliyorum. Minotam Luna Parkı'ndaydım. Hız treninden başlarız. Bunu sorduğuma inanamıyorum ama patatesin bacakları olsaydı sence nereye giderdi? Merak etme Paul. Beyin takası makinesi seni kötü kokulu profesörün bedeninden kurtaracak. Benim babam kötü kokmuyor. Birazcık kokuyor. Toprakta olduğu için. Beyin takası makinesi mi? Evet. Pieface kopya çekiyormuş. Birdie, komiser Slipper'ı çağır. Pieface'i okuldan attırıp Deniz'in çetesini dağıtacağım. Sonra makineye el koyup kullanarak milyarder olacağım. Binotam Luna Parkı'nda çok eğlendik ama patatesin izine... Ay. Evet, Pieface haklıymış. Onu dinlediğimiz iyi olmuş değil mi? Evet. Hızlı tren muhteşemdi. Patates olmak harika bir şey. Kımıldamayın. Az önce Walter'dan isimsiz bir ihbar aldık. İhbara göre burada insanlarla kök sebzeler arasında izinsiz beyin transferi deneyleri yapılıyormuş. İspat edin. Beni buraya Walter getirdi. Ben burada tuhaf bir şey yapıldığını göremiyorum. Hoşçakalın. Burada bir akıl transferi makinesi var ve bunu size ispat edeceğim. Konuş patates, konuş! Bence akıl takası makinesinin nasıl çalıştığını Walter'a gösterelim. Tamam Pieface. Peki neden gösteriyoruz? Çünkü seninle beyin takası yapmak istiyorum Deniz. Veya yakınlarındaki herhangi biriyle. Evet Deniz, bence sen Pieface'i dinle. İyi bir planı var. Yani sen ve ben beyin takası mı yapacağız? Ama Walter'ın yardımı gerekecek. Bakın komiser Slipper çalışıyor. Pieface beni kandırıp beynimi çaldı. Oh Pieface, senin de kendine göre bir aklın var. Ama bu makine gerçek değil. Sadece bir şaka yaptık. Ben Walter Brown, polisin zamanını boşa harcadım. Anlıyorum. Şaka uğruna beni harcadınız. Ah bu çocuklar. Hayır, o ben o oldum. Beni kandırdı. O ben. Beni kandırdım. Onu yani. Pieface, ayakkabının bağı çözülmüş. Hayır, çözülmedi. Ha, anladım. Bırakın şimdi ayakkabı bağlarını. Ben beynimin kendi başıma dönmesini istiyorum. Bu sefer başın dertte. Gidip babama söyleyeceğim. Walter numaranı yuttu Pieface. Üstelik planı yapan sendin. Kimse bu kadar akıllıca bir plan yapamazdı. Oo, sağ ol Deniz. Ama Walter yanılıp benim zekamı hafife almasaydı planım işe yaramazdı. Evet. Ne? Sınavı nasıl geçtin? Profesör uyumuştu. Kendi planımı uyguladım. Bütün rakamları küçük patatesler gibi düşündüm. Aferin sana Peter.